Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Haziran aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Haziran ayında kariyeriniz, toplum önündeki imajınız, statünüzde bazı önemli dönüşümler olabilir. Ün, şöhret gibi konular çok gündeminizde, ay genelinde ve ailevi alanlarda, ev yuva temalarında da yenilikler yapabilirsiniz. Evet, şimdi konu başlıklarına kısaca bir bakalım. Hemen ayın başında 3 Haziran'da İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak. İkizler yeni ayı sizin dördüncü ev alanınızda doğuyor ki burası yaşam alanlarınız, yuvanız, eviniz, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konuları kapsar. Yeni ayda yeni başlangıçlar demek, yeni verilecek kararlar demek, yeni adımlar atmak demek. Taşınma konuları olabilir. Evinizde yapılacak yenilikler olabilir. Aile üyeleriyle ilişkilerin öne çıktığı bir aydasınız. Ebeveynlerle ilgili konularda yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde yine sizin için gündemde olabilir. Merkür yan bir yeni ay olduğu için özellikle aile üyeleri, yakınlarınızdaki kişiler, akrabalar, yeğenler, kuzenler, komşular, onlarla çok fazla içli dışlı olabileceğiniz aslında bir aydayız. Ve ev ortamında da onları ağırlayabilir, misafir edebilirsiniz. Yani kalabalıklar içerisinde olabilirsiniz. Emlak alım satımı, yer değişikliği, taşınma ve benzeri konularda tabii ki gündemimizde olabilir. Bunlar genel etkiler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer sevgili balıklar, yeni ay hava burcunda olduğu için eğer kişisel haritalarınızda hava burçlarında bir ikizlerle beraber bir terazi burcunda ya da kova burcunda bir Venüs'ünüz varsa iyicil bir etki, bir Jüpiter'iniz varsa şans gezegeni, ay yerleşiminiz varsa özellikle ev, yuva, aile temalarında daha keyifli, daha olumlu enerjiler altında olduğunuzu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki her şey iki türlü de çalışabilir. Yani enerjiler bazen olumlu, biraz da bazen bize zorlayıcı şekilde hayatımıza girebilir. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer değişkenlerde, yani ikizler, balık, başak, yay gibi bir burçta daha sert etkili Mars, Satürn, Uranüs, Plüto gibi bir yerleşiminiz varsa o zaman bahsettiğim konularda ev, yuva, aile temalarında bazı sertlikler olabilir. Yani orada koşullar biraz güvenilmez de olabilir ya da biraz sorumluluklar öne çıkabilir. Sizi strese sokabilecek ya da aşırı meşgul edebilecek konularla da karşılaşabilirsiniz. İkizler yeni ayının genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalımdan da izleyebilirsiniz. Yeni ayın hemen ardından yönetici gezegen Merkür hızla Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu ay boyunca Mars zaten Yengeç Burcu'nda olacak. Sizin 5. evinize geçiş yapıyor. Aslında yaşamın tadını da çıkarmak istiyorsunuz. Biraz aile ortamından uzaklaşıp, ev ortamından dışarı çıkıp keyif aldığınız konulara da daha fazla enerji harcamak istiyorsunuz. Spor yapmak bunlardan biri olabilir. Hobilerinizle ilgilenmek olabilir ya da ilgi duyduğunuz bir konuda bir eğitim olabilir. Aşk ve romantizmle ilgili konularda faaliyetleriniz öne çıkabilir. Yani Mars bu alanda mücadeleler var diyor ama aynı zamanda enerjiniz de burada daha yaratıcı bir şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Venüs 9 Haziran'da İkizler Burcu'na geçiyor. Ev alanınıza giriyor. Evinizi güzelleştirmek, dekore etmek, boyamak, tadilat yapmak, yeni mobilyalar almak ve benzeri konularda Venüs burada çok güzel ışınlar verecek size. Çünkü Venüs olan yerde güzellik vardır, estetik vardır. Aynı zamanda hoş etkiler, ılımlı etkilerle aile içindeki ilişki dinamiklerinizi de iyileştirebilir 9 Haziran sonrası. Veya evde bazı toplantılar, partiler, kutlamalar yapabilirsiniz. Misafirler de ağırlayabilirsiniz. Ve 10 Haziran'dan itibaren sevgili balıklar, burcunuzdaki Neptün, İkizler Burcu'ndaki Güneş de zıt açıya geçiyor. Ve aynı zamanda Güneş-Jüpiter karşıtlığı da etkinleşiyor. Bu sizin için önemli bir açı kalıbı. Burada Güneş-Neptün karesi özellikle sizin aşırı idealist olabileceğinizi gösteriyor. Olaylara çok hayalci yaklaşabilirsiniz. Düşünceleriniz neyse, inançlarınız neyse, neye inanıyorsanız, neyi düşünüyorsanız onları biraz fanatikçe savunmaya geçebilirsiniz. Çok abartılı tavırlar, davranışlar içerisinde olabilirsiniz. Bu da tabii ki riskler barındırıyor. Yani ayın 10'undan sonra lütfen her neyle uğraşıyorsanız, bu özel ilişkileriniz de olabilir, bir iş ortamı içerisinde de olabilirsiniz. En doğrunun illaki sizin düşündüğünüz, inandığınız olmayabileceğini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yanılabileceğinizi ve yanıltılabileceğinizi de düşünmeniz gerekiyor.
Bu bir risk oluşturuyor çünkü. Ayın 15'inden sonra Yengeç Burcu'nda artık Merkür'le Mars birleşecekler. Tam karşıt burcundaki Satürn'le Plüto'yla zıt açıya geçecekler. Yani Oğlak Burcu'ndaki Plüto ve Satürn, Yengeç Burcu'ndaki Mars'la Merkür'le karşıt açıda olacak. Aslında bu sizi çok sert etkileyen bir açı kalıbı değil. Yani birçok açıdan aslında o Mars'ın, Merkür'ün hareketi size günlük hayatınızı, yaratıcı çalışmalar, sosyal faaliyetler, aşk hayatınızda destekliyor. Buradaki enerjileri arttırıyor. Ama sizin dışınızda oluşabilecek, yani arkadaş ilişkilerinde oluşabilecek bazı çatışmalarla mücadele etmeniz gerekebilir. Örneğin veya sosyal ortamınızla ilgili faaliyetler sırasında ya da eğlenceli bazı ortamlar içerisinde yer aldığınızda harcamalar artabilir. Biraz finans trafiğinizde sıkışmalar hissedebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular biraz sizi zaman zaman yorabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Ve ayın 16'sında sizin için de çok önemli olan ama 2019'un en önemli açık kalıbı olan Jüpiter-Neptün karesi etkinleşecek. Burcunuzdaki Neptün Jüpiter'le tam bir kare açıda ve ayın 17'sinde Yay burcunda dolunay var. Sizin kariyer evinizde haritanın en tepesinde bir dolunay var. Bu dolunay sizi bir anda aydınlatabilir. Yani sizin bulunduğunuz ortamda öne çıkmanızı sağlayabilir. Tabii ki bir başarıyı getirebilir. Bir ün, şöhret gibi bir durumu getirebilir. Yani dikkat çekeceksiniz. Aile ortamında da olabilir, arkadaş ortamında da olabilir, iş ve kariyer ortamında da olabilir. Sizin öne çıktığınız, dikkat çektiğiniz bir dönem. Ama bu dikkat çekme, öne çıkma olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Çünkü Güneş-Jüpiter karesi, işte Jüpiter-Neptün karesi yine kaygan koşullara, biraz belirsizliklere, ikilemlere yol açıyor. Bu sizin inandığınız bir şeyin, inanarak yaptığınız bazı eylemlerin ya da aldığınız risklerin sonucunda bazı kayıplar da getirebilir. Yanılgılar, hayal kırıklıkları da getirebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama önemli başarılar da getirebilir. Çünkü Jüpiter'le birleşen bir dolunay bu. Kariyer hayatında çok güzel bir fırsatı getirebilir size. Bir dönüşüm noktasında olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Bu yer değişikliği gibi bir konu da olabilir. Çok güçlü dönüşümler de olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer kişisel haritanızda ateş burçlarında şöyle bir koçta, bir aslanda, bir yay burcunda ya da hava burçlarında, yani bir terazi ya da kova burcunda Venüs'ünüz, Jüpiter'iniz, ay yerleşiminiz varsa bu dolunayın size daha kısmetli, daha olumlu etkiler getirmesini bekleyebiliriz. Gelişme imkanları getirebilir. Ama kişisel doğum haritanızda, özellikle değişken burçlarda, yani balık, başak, ikizler, yay gibi burçlarda Mars, Satürn, Uranüs, Plüto gibi daha malefik etkili gezegenler varsa lütfen dikkat edin. Kariyer alanında bir anda bir hayal kırıklığı, güvendiğiniz kapıların bir anda sizi yanıltması olabilir. İlişki dinamiklerinizde böyle yanılgılar olabilir. Aile içi ilişkilerde riskler olabilir. Bu da tabii ki alabileceğimiz etkilerden birisi. Buna da daha sağduyulu, daha dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Aslında bu açılar, bu dolunay, yeni ay döngüleri bireysel olduğu kadar toplumsal alanlarda da çok önemli etkiler barındıracağı için çoğu zaman kişisel haritalarımız daha olumlu etkiler alsa da bulunduğumuz toplum içerisindeki stresler biraz arttığında doğal olarak hepimiz az ya da çok etkilenebiliyoruz. Bu böyle bir etki de olabilir tabii ki sevgili balıklar. Evet, ayın genelini şöyle bir özetlersek. Bu ay sizin için önemli. Aile konuları, ebeveynler, ev yuva temalarında yenilikler var. Kariyerle ilgili konular, toplum önündeki imajınız, statünüzle ilgili alanlarda dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bu size bir ün, şöhret, başarı da getirebilir ama birazcık riskler de getirebilir. Ay genelinde düşüncelerinize, inançlarınıza, fikirlerinize, yapacağınız eylemlere, girişimlere dikkat edin. Hayalperest tavırlar, aşırı idealist, aşırı fanatikçe ya da çok aşırı özgüvenli tavırlar ve alınacak riskler biraz sorun yaratabilir. Bunları dengelemek gerekiyor. Daha sağduyulu, daha dikkatli olmak gerekiyor sevgili balıklar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve danışanlarım, sizlerle güzel bir olayı paylaşmak istiyorum.
2012 yılında gerçek astroloji bilincini oluşturmak için açtığımız Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalımız 100 bin aboneyi geçti. Çok mutluyuz. Tam 7 yıl boyunca her gün, her hafta ve her ay hiç ara vermeden videolarımızla sizlere ulaştık. Bu 7 yıllık sürede çok emek ve para harcayarak tam 23.200 video ürettik. Astroloji kategorisinde dünyada kırılması zor bir rekora ulaştık. Videolarımız tam 38.505.000 defa izlendi. Videolarımızın izlenme süresi de tam 86.840.000 dakikayı geçti. Yani tam 165 yıl 40 gün süresince size astroloji anlatmış, gerçek astroloji bilincini oluşturmaya çalışmışım. Ve tabii ki WhatsApp hattımıza sizlerden gelen on binlerce mesaj. En çok da kişisel doğum haritanızla ilgili yazıyorsunuz. Gerçek astrolojiyi anladıkça yükselen burcunuzu bilmeniz gerektiğini ve kişisel doğum haritanızın da olması gerektiğinin farkına vardınız. Bilinçlendiniz ve bilinçleniyorsunuz. Lütfen hala kanalıma abone olmadıysanız videonun altındaki kırmızı renkli abone ol yazısına tıklayın, abone olun, siz de bilinçlenmeye başlayın. Videolarımı izleyen milyonlarca gerçek astroloji severe, astroloji konusunda bilinçlenmeye çalışan abonelerime, öğrencilerime ve çok sevgili danışanlarıma şükranlarımı sunuyorum.